DNB Bilişim Teknolojileri Teknovia programını sunar. Sevgili izleyiciler, dünyadaki ve Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknovia bugün yine Türk mühendisimizin, Türkiye mühendisimizin azmini ve başarısını ekranlarınıza getiriyor. Yalnız sizin de fark ettiğiniz gibi bugün bu sunumumda bir değişiklik var. Yüzümde maskem, elimde eldivenlerim, yanımda Muzaffer Hoca, önümüzde ise sağlığımızı nasıl koruyacağımızla ilgili ürünler var. Çünkü ufacık bir canlıyı dünyanın başına bela ettiler. Bu canlı, koronavirüs, dünyayı teslim aldı. Yaklaşık bir ay önce yine burada bir anons yapmış ve CBD ve THC ile ilgili bir yayın yapmıştık sizinle birlikte. Ve şunu söylemiştik: dünyayı esir aldılar ve biyolojik savaşlar olacak bundan sonra demiştik. Bir önceki programlarımızda da. Evet, geldiğimiz nokta işte tam da burası. Elimizde eldivenler, yüzümüzde maskemiz, önümüzde ise sağlığımızı koruyacak ürünler. Allah'tan Türkiye mühendislerimiz, alim bilge bilim adamlarımız gece gündüz durmadan çalışıyorlar. Ve yapmış oldukları ürünleri tüm dünyanın, tüm insanlığın kullanımına sunuyorlar. Yanımda Muzaffer Gökçimen var. Bir önceki yayınımızda yine Muzaffer Hoca ile yapmıştık. Evet hocam, elimizde eldivenler, yüzümüzde maskemiz. Ki daha önceki yayınlarda defaaten biz bunlardan bahsetmiştik. Ama bize kimse inanmıyor. Hala da inanmıyorlar. Yani halk sağlığıyla, biyolojiyle, yani virüslerle nasıl bunu engelleriz insan alınır diye ben 30 yıldır çalışıyorum. Tam 30 yıl. Bilmiyorum siz kaç kere program yaptık. Evet. Biz bunu aşağı yukarı ülkemizde 4 senedir dile getiriyoruz. Şimdi biz doktor değiliz ancak profesör ve doktorlarımızı dinleyerek hastalıklara göre bu virüsleri nasıl engelleriz, vatandaş bundan nasıl en az şekilde zarar, hani zarar görür diye işte makinedir, cihazdır, şudur, budur üretmeye çalıştık, yaptık. Şu anda geldiğimiz noktada bütün yaptıklarımızın tamamı dünyada bundan böyle kullanılmak zorunda. Demek ki biz bir şey biliyormuşuk da bunları yapmış. 30 sene biz aptal değiliz. Şurada biz ayrıldık. Diğer programlarda da ben yanlış anlaşıldım. Benim bir sözüm var. Herkes işini yapsın. Tamam. Doktorumuz, profesyonel, Allah razı olsun, elinden gelenleri yapıyorlar. Ancak bizde de bir atasözü var. Alet çalışır, el övünür. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman onlar işini yapıp biz de teknolojik bilim adamları olarak bizi de adam yerine koysalar, işte o zaman
belki daha hızlı bir çözüme gideceğiz. Şimdi haftalardır bir maske hikayesi dönüyor Türkiye'de. Bir sürü doktorlar, şunlar, bunlar, bilgi kirliliği televizyonlarda adam gibi hala bunu bir anlatmış bir adam çıkmadı. Hocam ben sorayım size, doğru maske nasıl olur? Doğru maske. Şimdi bugüne kadar kullanılan maskelerin tamamı hepsi toz maskesi. Şimdi bu maskenin özellikleri, ben kısaca anlatacağım. Bir de son günler yıkanır maske, yıkanmaz maske çıkardılar. Ya kardeşim, bunu da doğru dürüst anlatmadılar. Eline bir parça çaputu alan, bir de nano diye millete elle ayakla yaptıkları maskeleri, şu anda inanın sokakta 10 kişi dolaşıyor, 8'i nano maske kullanıyor. Yıkanırmış. Ya naylon bunlar, naylon. Virüs esas bunların üzerinde tutunuyor. Bunun faydası yok, tam tersine daha çok zararı var. Şimdi ben burada kısaca vatandaşıma bunu izah edeyim. Buyurun hocam. Bir, şu klasik bildiğimiz herkesin kullandığı ücretsiz dağıtılan maskeler, evet 3 katlı dediğimiz, bunun çok büyük bir faydası yok. Ama hasta bir vatandaşın hapşırmasından yahut da dışarıya direkt atamaması için elbette bir faydası var. Ancak bunu 2 saat kullandığınız takdirde şu gördüğünüz yüzey ıslandığı zaman bu hiçbir işe yaramaz. Değişmesi lazım. Bu bir. İki, piyasada biraz daha kaliteli maske diye tabir ettikleri elimdeki tuttuğum maske, bunlar da para tozağı. Ya aslında aynı şey. Ben şu markasını saklayayım. Bakın şimdi. Bunu çekiyorsunuz buradan, doğru. Yani bunun bir ventili var. Bu bunu kapatıyor. Ama üflediğiniz zaman dışarıya, bunun içinde bir silikon lastik var, bunu açıyor. Yani insan hastaysa dışarıya olduğu gibi soluğunu veriyor. Biz ne oluyoruz? Hepimiz hastalanıyoruz. Yani bu maske şu maskeden daha kötü. Şu maske bu maskeden daha kötü. Yani bu maskeden daha iyi. Gelelim şimdi yıkanır yıkanmaz maskeye. Ya kardeşim, buna Türk mühendisi ve biz bunun Sağlık Bakanlığımızdan tıbbi maske olarak onayını aldık. Şimdi bu maske şöyle bir avantajı var. Bu maske yıkanabilir mi maske? Ama neresi yıkanıyor? Dışı, yani burası yıkanıyor. 60 derecede yıkayabiliyorsunuz. Ama bunun içinde böyle bir filtresi var. Evet. Bu filtre günlük aslında kullandığı zaman akşamleyin atman lazım. Ancak bunun avantajı ne? Bunun gibi bunda da ventil var. Neden bu yapılmış? İnsanlar daha iyi nefes alabilmesi için. Tamam. Ama bu maskeden soluyorsunuz, dışarı atarken açık. Ama bu maskede bunu yıkanmıyor, bu atılıyor. Yıkanan burası, bu atılıyor. Bu işte maskenin filtresi bu. Şimdi bunun içine koyduğunuz zaman hem dışarıdan hem içeriden bu iki yönlü de filtrelemiş oluyor. İşte gerçek maske bu maske. Doğru maske bu maske. Bu maske tıbbi maske. Ha, şimdi bunun filtre seviyesini 2, 3, 4, 5 karbonlar koyarak, kalınlaştırarak arttırabiliriz. Onun için dünyanın en iyi maskesi bu Türk malı maskedir. Evet. Bu bilinçli yapılmıştır, tamamen profesyonel bir maskedir. Filtresi de zaten şimdi şöyle. Şimdi gelelim şeye, ilk alınışta bu pahalı gibi gözüküyor. Aslında bunu bir kere alıyorsunuz, bu filtrelerden bir sürü alıyorsunuz. Bu filtrenin fiyatı 1 lira. Yani bunu 2 kere 3 kere de kullanma şansınız var eğer çok kullanmıyorsanız. Neden? Çünkü direkt bunu ıslatmıyorsunuz. Çünkü bu yıkanabilir filtrenin burasını ıslatıyorsunuz. Ama bizim tavsiyemiz günde bundan bir tane kullanılırsa daha sağlıklı. Evet. İşte bu burası yıkanıyor, filtre yıkanmıyor. Filtre ima ediliyor. Akşam eve geldiniz, zaten filtresi var. Günlük içeride günlük bile değişti. Çünkü tabii zaten öyle olması lazım. Akşam da geldiniz direkt, attınız çamaşır makinesine, yıkadınız, olay bitti zaten. Bu değil ama. Hayır, diğerini. Diğerini. Bu çöpe yahut da yakılması lazım. Şimdi doğrusu bu. Şimdi dolayısıyla biz bunun ötesinde maskenin dışında bizim... Maskeyi bir daha tekrarlayalım. Maske önemli, maskeyi bir daha tekrarlayalım. Şimdi maske bir faslınız mı? Şimdi sizin için, erkekler için yapılan renkler var. Doğru. Kullanabilmesi. Bayanlar için, hanımlar için yapılan da. Biraz daha açayım ben. Bir de benim şu anda kamuflaj diye nitelendirdiğimiz
Mehmetçiklerimiz için, emniyet mensuplarımız için yaptığınız bir maske. Tabii ki. Bizim bunlardan çok daha renkleri de var. Neden biz bunu yaptık? Şimdi bu bizim kullandığımız maske %100 pamuk. Dolayısıyla %100 pamuk hem suratın tahriş etmiyor hem de el naylonsu değil. Dolayısıyla da daha olması gereken bu zaten. Biz bu renkleri neyi yaptık? Halk bunları severek taksın. Efendime söyleyeyim, görünümü daha güzel gözüksün ama işlevini de tam olarak yapsın diye böyle bir alternatif getirdik. Tuttu da şu anda inanılmaz talep var. Bizim sattığımız maske zaten şu anda yetişmiyor. Ama en önemlisi sağlıklı olması. Sağlıklı olması. Sağlıklı ödün vermesi. Çünkü %100 pamuk. Çok önemli. Tamamen %100 pamuk, yerli üretim. %100 biraz da biz hastayız yerli üretime. Elhamdülillah biz her şeyi yerli yapıyoruz. Şimdi bunun arasında bizim uzun zamandır çalıştığımız, daha önce domuz gribiydi, SARS'tı biliyorsunuz. Bizim kenevir CBD'sinden ve kendir yağından ve dolayısıyla da bizim gene çerekot kekiklerin içsel tellerinden üçü arasında bir iksir yaptık. Evet. Bu iksirde şunu gördük. Ama biz maalesef şu anda gayri resmi olarak inanılmaz başarıyız. Yok Amerika virüs seçmiş de tarih vermiş de bilmem ne. Ya onlarınkini haber yapıyordunuz da ne yapmışlar ya? Bir dakika ne yapmışlar ya? Çin'de yaptıydı. Geri dönenler ölmeye başladı. Bu virüs bitmez kardeşim. İki mutasyona uğradığında... Uğrayacak. 3'e, 4'e de uğrayacak. 30 bin virüs çeşidinden bahsediyor. Şimdi dolayısıyla bizim yaptığımız bir iksir... Ya biz iddia ederek ki bir şeyin iddiası peşinde değiliz. Biz çare bulduk. En azından ben aşı demiyorum. İlaç da demiyorum. Bu virüsün içimize girmemesi için önleyici bir iksir yaptık. Yaptık, işe yarıyor kardeşim. Ben kullanıyorum, ekibim kullanıyor. Biz de şu anda Allah'ımıza şükür olsun bir kişi hasta değil, zombilerin arasında dolaşıyoruz. Özellikle de ben. Her yere gidiyorum. Şimdi bu iksir, yerli bulduğumuz iksir hastalığa da aslında fayda geliyor. Şu anda modern tıpta bir adamın 40 derece ateşini tekrar 37 dereceye düşürmesi için ne kadar profesör doktor varsa çıkıp bana bir açıklama yapsın. Bunu kaç saatte yapabiliyorlar ve nasıl yapıyorlar? Size samimi bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu iksirimizle bir çay bardağının içine acil durumlarda 10 damla koyun, çay bardağına suyun içine için. İddia etmiyorum. Öyle bir şey, kelime de kullanmak istiyorum. Ama o 40 derece görecekler, kan parametreleri de dahil. Hepsi 15 dakikada normale dönecek. Ve biz bunu 3 saat, 24 saat devam etmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle 24 saat sonra da tekrar bu girsin, negatif çıkacaktır. Biz bunu koruma olarak da her gün bizim ekip kullanıyor. Bizi tanıyanlar da kullanıyor. Yıllardır bizi tanıyanlar da kullanıyor. Allah çok. Kullananlar biliyor. Ya biz bunu kullananlar, bu korona, morona, adı ne olursa olsun gelemez. O kadar iddialıyız. Ya deneyin diyoruz. Bana bir sürü sorular, kağıtlar, evraklar. Ya benim işim olmaz. Biz bunu denemişik. Ben karşımda ciddiyet istiyorum. İnsanlar ölüyor. Benim vatandaşım ölüyor önce ya. Bana ne dışarıdakinde ama benim vatandaşım ölüyor. Şimdi... Daha doğrusu şimdi burada bir şey daha var. Şu anda bunu gördüğünüz, herkesin bildiği bir oda nemlendiricisi. Ben bunun içine yine bizim iksirden 10 damla damlatın. Bırak onu odanın içine. Odanın içine tamamen şu anda virüslerle ilgili hiçbir şey kalmadığı gibi. Siz de bunu hava ne teneffüs ettiğiniz için ne bazı veya burnunuz falan tıkalıysa hepsi açılacaktır 10-15 dakika içinde. Ben size... Hayır ben oda... Ben size daha kolayını vereyim. Yok ben odadan bahsediyorum. Solunum makinesine ihtiyaç yok. Evet. Şimdi... Bir koronavirüs hastası pozitif çıksın, bunu kullansın. Yarım gün bunu kullansın, yarım gün. Yarım gün kullansın. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmayacaktır onda. Neden? Şu anda 0.2 mikrona siz bunları içinize çekiyorsunuz. Boğazınız ve akciğerleriniz... Hepsi temizleniyor. Hepsi temizleniyor. Tamamen yok ediyor kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi biz bunu daha da ileriye gittik. Şunun gibi kapsüller yaptık.
Çok kullanması kolay. Alıyorsunuz bu kapsülü. Bunun içine, onun içine boşaltıyor veya şeyin içine boşaltıyorsunuz, bir tek kapsül çekiyorsunuz, bitti. Bu kadar da basit. Millete komik gelecek. İnsanlar görüyor, bir sürü cihazlar, bilmem neler, yoğun bakımlarda, şunlar bunlar. Ya diyecekler ki bu adam sapık galiba. Yok kardeşim, ben iptalıyım, bununla ben bu işi hallediyorum. Deneyelim diyorum ya. Yapıyoruz bunu kardeşim, deneyelim diyorum. Hepsi bu kadar kardeşim, hepsi bu kadar. Ve bu ilaç değil. Bu ilaç değil, bu gıda takviyesi. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Evet, sırrı bizde. Ben de vermiyorum bunun sırrını. Ama bunu içen 24 saatte sağlığına kavuşuyor. Bu kadar net. Evet. Bitti. Hocam, çok uzatmayacağım bu programı. Arif olan anlar. Arif olan en azından şu ürünler nedir, bu gıda takviyeleri nedir, şunu bir getirin bir bakalım, bir test edelim der. Biz bunu şu anda parayla satmıyoruz. Evet. Tamamen ücretsiz, ihtiyacı olan bizi tanıyanlara veriyoruz. İnşallah şifalar buluyorlar, helal olsun. Bu parayla satılık değil. Biz evvela bunu bizim bilim adamlarımız, yani doktorlarımız özellikle bunu denemesini rica ediyoruz. İnanılmaz bir başarı. Onlara ters geldiğini biliyorum. Biz üfürükçü değiliz yalnız. Onu da onlara söyleyelim de. Benim biliyorsunuz siz çok patentim var. Cihazlar konusunda, şunda bunda. Ha ben bir şeyleri kanıtlamışım, beni kalkıp da araştırmasınlar. Onlar doktorsa, onlar da ne kadar ilaç bulmuşlar, bilmem ne bulmuşlar, masaya koysunlar. Ama ben şimdi 300 küsür tane patent koyarım ortaya. Ben patent bulmuşum. Yani gerizekalı değilim. Dünyada sayılı adamlardan biriyim. Sayılı. 300 küsür tane patent, faydalı model değil. İcat. Ben yapmışım bunları. Onlar doktor, profesörse onlar da masaya bir şey koysunlar. Benle didişmesinler. Ben üfürüşçü falan değilim. Hatta herkes haddini bilsin. Ben kendi haddimi biliyorum, onlar da bilsinler. Doktor doktorluğunu yapacak, teknik adam teknikliğini yapacak. Nasıl devlet devletliğini yapıyorsa herkese eşit bir şekilde. Eğer biz birleşmezsek sonuca gidemeyiz. Evet. Hocam ben şöyle söyleyeceğim, şöyle kapatacağım. Müsaadenizle. Sevgili izleyiciler, daha önce söyledik demeyeceğim Teknoviya olarak. Daha önce yayınladık demeyeceğim Teknoviya programı olarak. Evet. Daha önce yine söylemiştik demeyeceğim Muhammed Binici olarak. Bakın burada ürünler var. Gıda takviyesi olarak. Kimse para istemiyorum diyor. Burada millet seferber olmuş. Türkiye'yi bir yere taşıyabilir miyizin peşindeler. Onlar biyolojik bir savaş açtılar dünyaya. Allah'ı kıyamete zorluyorlar. Yüreğinde merhamet olan insanlar, beyindeki fikirlerini ellerindeki beceriyle birleştiriyorlar ve dünyaya diyorlar ki biz varken öyle yağma yok. Biz varken siz kötülük yapamayacaksınız. Biz varken dünyanın sonunu getiremeyeceksiniz. Ben şöyle kapatmak istiyorum. Son günlerde buna ihtiyacımız var, dualara ihtiyacımız var. Rabbim, eğer bir rahmetin varsa, eğer bir yardımı ulaştıracaksan bir yere, kalbinde merhametli olan insanların ucundan tutmasını nasip eyle. Amin. Rabbim, bizden yüzünü çevirme. Bizim gidecek başka Allah'ımız, gidecek başka kapımız yok. Evet, sevgili izleyiciler, bizden bu yayınlıkta bu kadar. Sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.
Bilişim Teknolojileri Teknovia programını sundu.